Güzel Oyun'un bu bölümdeki konuğu, Türk futbolunun önemli golcülerinden Oktay Derelioğlu. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımda forma giyen Derelioğlu, milli takımımızın unutulmaz zaferlerinde de pay sahibiydi. İniş çıkışlarla geçen Oktay Derelioğlu'nun hayatındaki önemli anlar, attığı unutulmaz goller programda yer alacak. Sağ tarafta Erkan Ozsaç yok. Erkan orta ceza sahasına. Boşta kalan top vuruş ve gol! Oktay efendim! Oktay Oktay! Avrupa kupalarındaki 7. golü bu. Oktay'la 1-0 öndeyiz. Oktay Derelioğlu 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Futbola Karagümrük altyapısında başladı. Fırsatçılığı, tekniği ve oyun zekasıyla kısa sürede yaşıtlarının önüne geçecekti. Erken yaşta profesyonel olacak, kariyeri müthiş bir hızla başlayacaktı. Mahalle aralarında başladı. O zamanki o dönemdeki çocukluk durumlarımız hep mahallede başladı. Mahalle aralarındaki o 5'e 5, 6'ya 6, taştan kalelerle, oyunlarla başladı. Ve akabinde o dönemde mahalleden de acayip bir baskı vardı. Ben de Beşiktaşlıydım ailece. İşte Beşiktaş'ın altyapısına gitmek, Beşiktaş'ın altyapısında olmak, işte gitmen lazım gibilerinden. Bir gün gazetede bir ilan okudum, Beşiktaş'ın seçmeleri. Tabii bunu hızlı hızlı anneme götürdüm. Annem dedi ki, yani buraları bilmiyorum ben dedi, işte Fulya'nın olduğu zaman. Biz de Fatih'te oturuyoruz. Ve fazla uzatmayayım. Saat 4'teki şeye biz 5'te gittik seçmelere. Ve biraz da geç kaldık bilmediğimizden dolayı yolu. Gittiğimizde bitmişti. Annem şu cümleyi kullandı. Oğlum dedi, yani buraya çok uzak bizim yolumuz. Biz buraya gidip gelemeyiz. Daha yakın bir yerler bakalım diye. Sonra mahalledeki büyüklerimiz, abilerimiz yakın olan Karagümrük'e. Akabinde bir hafta sonra Karagümrük seçmelerine gittim. Ve orada başladı. Beşiktaş'ta baktığında Feyyaz abi benim her zaman örnek aldığım. İnanılmaz bir gol yeteneği olan. Hakikaten farklı ve özel bir oyuncuydu. Onu her zaman örnek almışımdır ve ilk yılımızda da beraber oynama şansı buldum kendisiyle. Bana çok şey de öğretmiştir Feyyaz abi. Metin ortasını yapıyor, Feyyaz tamamlıyor. Karşılaşmanın 10. golü, bu bir rekor. Beşiktaş bu farkı yakalıyor. Kadir Volsan aldığı topla ceza alanına giriyor. Feyyaz geride bekliyor. Feyyaz müsait durumdaydı. Birdenbire kale boşaldı. Kaleci Ferhat yerde. Feyyaz vurdu ve gol. Evet. Evet Mesut. 3 gol tam tutuyor. 3 gol tam tutuyor. Bu sezon hiç beraber oynayamamıştık. 2 maçtır oynuyoruz. 2 maçta 2 galibiyetimiz var. Çok zevk alıyoruz beraber oynamaktan. Tabii bütün takım olarak çok zevk alıyoruz. Bugün de farklı bir galibiyet ve ilk yarının liderliği. Bizim için çok mutlu bir olay. Evet Ali, sen ne diyorsun? Yorucu geçen ve sakatlıklarla uğraştığımız bir ilk yarıdan sonra şöyle güzel bir maçta ilk yarıyı bitirdik. 5 gollü çok güzel. Bir arada oynamak da çok güzel. Seyircimize devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu arada. Nihayet bir araya geldik. Çok mutluyuz. Başarılarımız devam edecek. Karagümrük'te 14 yaşında profesyonel oynadım. İlk maçım hiç unutmuyorum. Akçabat Sebat'a karşıydı. Yılda 89 yanılmıyorsam, 89 yılıydı, 89 ya da 90 yılıydı, o yıllardaydı. Ve kendi altyapısından yetiştiğim için oynayabiliyordum. Eğer ki transfer başka kulübe gitsem oynayamıyordum. O zaman 18 yaşından aşağı oyuncular kendi kulübünden yetişmiyorsa, öyle bir kural vardı, oynayamıyordu. Öyle bir saçma bir kural vardı. Vallahi ne istediğim inanılmaz bir değişik bir duyguydu. O tabii artısını eksisini aslında yatırmak lazım. Erken oynadığımı düşünüyorum. Erken beni piyasaya sürdüklerini düşünüyorum ki akabinde zaten 2 sene sonra 16-17 yaşlarında Trabzon'da Süper Lig'de oynadım. Ve yanlıştı bana göre.
ve şu dönemde daha bekletilerek, daha hazırlanarak oynamam gerekirdi. Çünkü Trabzon'a transferim olduğunda George Likens, Belçikalı, aynı cümleyi o zaman söylemişti. Herkes seni oynatmamı istiyor. Herkes sana forma vermemi istiyor. O da beni tam tersi kadroya alırdı ve oynatmazdı. Bazı maçlarda da o zaman PAF takım vardı. PAF takımda oynatırdı. Bana şu cümleyi kullanırdı. Acele etme lütfen. Trabzonspor'da kısa süre forma giymiş olsa da çok şey öğrenecekti. Milli takım performansı ona Beşiktaş'ın kapılarını açacak. Böylelikle çocukluğundan beri sevdiği takım olan Beşiktaş'a kavuşacaktı. Trabzon'da kötü bir şey yoktu. Huzurum da yerindeydi. Sadece akşam olunca ilk defa hayatımda ailemden uzak çıkmıştım. Ve akşam işte yemek olsun işte ne bileyim kendime bakamıyordum daha doğrusu. O 16 yaşında bir çocuk kendine bakamadığından dolayı yönetime şunu söylemiştim. Ailemi getirin Trabzon'a. Ailemi Trabzon'a eğer getirselerdi o dönemde rahmetli Kenan amca vardı. Kenan İskender. Allah rahmet eylesin. İlgilenirdi ama bu isteğimi hep geciktirdi. Bir ay, iki ay, üç ay. En sonunda hakikaten yani psikolojik bir durumdur o. Trabzon'dan ayrıldım. Yani şöyle ayrıldım yani. Bir yerlere anlaşıp gidemezsin. Çünkü o dönemde bonservis var. Ve bonservisin mukavelen bitse bile bonservisin şeyde, kulüpte. Kulüplerin tapulu malısın. Öyle bir durum da var yani. Bir sürü şey, hikaye uyduruldu. İşte Oktay şu takımla anlaştı, bu takımla anlaştı diye. Hiç alakası yoktu. O yüzden ailevi yani yalnızlıktan Trabzon'dan ayrılmıştım. Yoksa Trabzon bana çok şey katmıştır o dönemde. Trabzon'daki yaşantım, Trabzon'daki o George Dickens gibi tecrübeli bir hoca ve hakikaten o günün oyuncuları işte o gün Abdullah, Ünal, Orhan abi bunlar hakikaten çok özel oyunculardı. Bu özel oyuncularla o antrenman temposunda kendimi hazır durumda buldum Beşiktaş'ta. Yani Trabzon bir nevi beni hazırlamıştı lige. Ve hiç unutmuyorum 92 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda final oynadık İngiltere ile. O maçtan sonra Londra'dan Düsseldorf'a Beşiktaş'ın kampına geçtim ben tek başıma. İlk antrenmanım Düsseldorf'taydı. Ve ilk antrenmana katıldığımda tamamıyla hazır bir oyuncu olarak geldim. Ve başlar başlamaz da zaten formayı aldım. Siyah beyazlı kulüpte ilk sezonunda müthiş bir performans ortaya koymuştu. Her ne kadar basın tarafından pek de hakkı verilmese de Oktay Derelioğlu'nun Beşiktaş kariyeri hızlı başlamıştı. Ben 94-95 sezonunda Christoph Daum, istatistiklerde vardır, Christoph Daum'un şeyinde 10 gol 12 asistle tamamladık. Ve şu cümleyi kullanıyordu insanlar benim için. Ya yeteri kadar performans gösteremedi diye. Yani 3-5-2 oynuyorduk. O zaman yeni bir sistem Daum'u getirmişti. Ve 3-5-2'nin sağında, kanadında oynamak en zor yerdi. Ve bugün 10 gol 12 asistle ligi tamamladığın zaman bir kanat oyuncusu fiyatı şu anda ligimize göre söylüyorum 10-15 milyon eurodan başlıyor şu andaki ve o anki dönemdeki basındaki arkadaşlarımız şu yazıları yazıyordu. Çok verimli bir sezon geçirmedi falan diyordu yani. Öyle bir enteresan anlarım vardır. Gole yakın oynadıkça daha verimli olan Oktay Derelioğlu, A milli takımla çıktığı San Marino maçında attığı 4 golden sonra artık sağ kanat yerine santraforda daha çok görev almaya başlamıştı. Rasim Kara dönemi forvete tam anlamıyla geçmedim. Orada da aslında Rasim Hoca'da da yine kanat olarak devam ettim. Bu sefer dörtlü savunmanın önündeki kanat olarak devam ettim. Orada benim forvete geçişim Mustafa Hoca, Mustafa Denizli'nin sayesinde oldu. Milli takımda çağrıldığımda 96 Avrupa Şampiyonası yeni bitmişti ve Fransa 98'e hazırlanıyorduk. Fransa 98'deki
San Marino maçı ve benim forvet olarak çok özlediğim hakikaten. Çünkü ben genç milli takım döneminden beri Serpil Amditüz'ün beni hep forvet olarak ve ideal, Türkiye'nin ideal forveti olarak yetiştirmişti. 93'te geldim. 96'ya kadar hiç forvet oynamadım. Ve 96'da oynadığım zamanda da 4 gol attım bir maçta milli takımda. Ondan sonra Rasim Kara da beni oynatmak zorunda kaldı forvet. Beşiktaş'ta ilk şampiyonluğu 1994-1995 sezonunda yakaladı. Oktay Derelioğlu için hem o sezon hem de şampiyonluk maçında gol atmak unutulmaz olarak tanımlanıyordu. Beşiktaş birazdan şampiyonluğunu kutlayacak tekrar. İki hafta önce garanti demişti. Şimdi kupasını almak üzere. Şeref tribünü izliyoruz sevgili seyirciler. Futbol Federasyonu Başkanı Şenez Erzik. Yanında Kaptan Rıza. Tribünden ayakta. Bir sezon acı tatlı anılarıyla böylece sona ererken Kaptan Rıza şampiyonluk kupasını işte böyle kaldırıyor. İlk şampiyonluğum ve inanılmaz derecede bir farklı bir yapı. Çünkü daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluklarını o stattan veya ne bileyim başka yerlerden hep kutlamışımdır çocukken de. Ve hem tuttuğun takım hem de sevdiğin stat, ortam, o forma altında şampiyonluk yaşıyorsun. Ve inanılmaz derecede bir duygu yoğunluğu yaşıyorsun. Ve son şampiyonlukta da ikinci golü ben atıyorum. 2-0 Gaziantep'i yeniyoruz ve şampiyonluğu ilan ediyorsun. Bunlar hepsi birbirine eklendiği zaman hayatının en mutlu günlerinden bir tanesini yaşamış oluyorsun. Bizlik taşım sen çok yaşa, canı feda olsun sana. Hiçbir şeyi değişemez senin sevgin bu dünyada. Bizlik taşım. 1996-1997 sezonunda Oktay Derelioğlu ligde 22 gol atarak müthiş bir performans yakaladı. Kariyerinde artık sıra Beşiktaş'la Avrupa'da başarı yakalamaya gelmişti. Siyah beyazlılar 1997-98 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Göteborg'un olduğu gruba düştü. Oktay Derelioğlu özellikle Paris ve Göteborg galibiyetlerinde attığı gollerle adını Avrupa'ya duyuracaktı. Arka arkaya mesela Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan aldık. İşte Göteborg ve Paris Saint-Germain'e. İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk golü atmak bana nasip oldu. Bu çok önemli bir gurur benim adıma baktığında. 6 puan aldık ama akabinde durduk. 1 puan bile alamadık ve çıkamadık. Yani işte Paris Saint-Germain, bir Bayern Münih, Göteborg ve biz vardık. Baktığında ilk 3 maç 6 puan alıyorsun. İşte Bayern Münih deplasmanında mağlubiyette döndükten sonra Paris Saint-Germain ve Göteborg'u yeniyorsun. 3 maç 6 puan. Eğer 1 puan daha alsak çıkacağız. Ve 0 çektik ondan sonra. Yankov'dan nefis bir pas. Kaleci'ne karşı karşıya vuruş. Oktay, 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 bayram yerine çeviriyor İnan Üstad'ını yine. 5. dakika, gecikmiyor Beşiktaş taraftarını sevindirmekte. Yeter ki 18'e düşmesini beklerdim. Çok etkili bir orta gelmedi. Yani her iki attığım golde de yani çok etkili, yani aldı at gibi bir orta gelmedi. Ortanın çıkış anına baktım. Çok yağmurlu bir havaydı. Ortanın çıkış alanına baktığımda aslında yapmak istediğim koşu ön direkti ve koşuyu kestim. Yani tabii bu sahneselerle anlatılacak bir şey. Belki bunu anlattığım zaman golü izleyenler nerede kesti, nerede başladı diye diyebilir ama şu an dün gibi hatırlıyorum bunu. Koşuyu kesip önümdeki adamın gitmesini sağladım. Ve o gidince topu
istop ettim. Gerime düşen topu kesmeme rağmen önüme alıp ayak içi vurabildim. Vurduğum ayak içi de zordu. Neden zordu? Çok yağmurluydu. Topu eğer yerden vursaydım takılabilirdi. Topa birazcık bomba vermem lazımdı. Kaleci de tek ayak üzerinde yakaladık kaleciyi. Ve tek ayak üzerinde kaleciyi yakalamamdan dolayı gol oldu. Sağ kanatta Erkan Ostaçok. Erkan orta ceza sahasına. Boşta kalan top vuruş. Ve gol! Altı sezonun ardından siyah beyazlardan ayrılıp Gaziantepspor'a transfer oldu. Ardından kısa dönem Las Palmas ve Trabzonspor maceraları sonrası Fenerbahçe'ye geçti. Sarı lacivertlerde iki sezonda gerek ligde gerek Avrupa kupalarında attığı gollerle takımına katkıda bulundu. O dönemlerde futbolu çok sevmemeye başladım. Oynadığım dönemlerde. Yani eskisi kadar çalışmıyordum. Ben çok çalışan bir oyuncuydum. O döneme rağmen bile ekstra çalışmalar yapardım. Yani karanlıkta bile gider şut atardım. Nasıl şut atardım? Hiç unutmuyorum. Fulya'da karşıda evim. Malzemeci Süreyya'yı da ayarlamıştım. Dedim topları içeri koyma. Dışarıda tut ben geleceğim. Evden zaten giyinip gelmiştim. Gece olduğu için şeyleri... Açtıramazdım ışıkları. Sadece hissiyat olarak o da karanlık gözü vardır. Kaleleri görürsün. Sadece direklere vurdurmaya çalışıyordum. Eğer direklere vurdurabilirsem benim için çalışmanın anlamı çıkacaktı. Mesela devamlı öyle çalışırdım. Ama bir dönemden sonra çalışmayı bıraktım. Kariyerimde istediğim yere bazılar için çok büyük kariyer ama benim için değil. Benim 500 gol atmam lazımdı. Bugün 200'e yakın golüm var. 500 golü aşmam lazımdı benim. Bunların nedenlerini çok şey yaptık, anlattık, konuştuk ama o dönemlerde, dediğin dönemlerde bu arayış dönemleri ve benim futbolu çok fazla sevmediğim ve önem vermediğim dönemlerdi psikolojik anlamda. Ve değişikliği işaret ediyor. Özgür Yankaya, bunun anlamı şu, Oktay Derelioğlu faal futbolculuk yaşantısını noktalıyor. Mert Nobre, onu ilk kutlayan isim, kaptanlık pozu bandını Nobre'ye verdi. İnan üstadı, Oktay Derelioğlu'nu ayakta alkışlıyor. Türk futboluna yaşattığın her şey için teşekkürler Oktay. Orada daha iyi uzun olabilirdi. Dedim ya, psikolojik anlamda... bir bozukluk yaşıyordum ve o yaşadığım bozukluk yansıyordu ister istemez. Çünkü bu oyunun en büyük temeli çalışmak ve konsantrasyon. Ve tek bir şeye odaklanman lazım. Bu işe odaklanman lazım. Bu iş odaklanmayı bıraktığın anda o da seni bırakır. Ve uzaklaşırsın. Sistem seni otomatikman dışarı atar. Beni sadece yeteneğim ve geçmişteki kariyerim götürdü biraz. Ben aslında çok önceleri bırakmıştım kafada. O çok sevdiği taraftarına veda ederken bir kez daha dönüyor. Elindeki çiçeği kaldırıyor, el sallıyor. İşte Oktay Derelioğlu'nun yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Onun vedası bu. İnan üstadına, çok sevdiği yeşilçimlere, kramponlarına, meşin futbol topuna vedası yavaş adımlarla soyunma odasına doğru yol alıyor. Serpil Hamdi Tüzün benim için futbolun Atatürk'üdür. O benim için çok özel bir hocadır. Çok özel bir insandır. Bana resim çizdirirdi. Bana her gün gol attırırdı. Çizerek. Ve o attığım golleri de derdi. Muhakkak atacaksın derdi. Ve ben çizdiğim ve Belçika golünü bile çizdim ben. Ne zaman çizdim? Genç milli takımda. 13 yaşında, 14 yaşında çizdim. Çizdirdi bana. Bir gün bana böyle yaptı, dedi ki en absürt, inanılmaz bir gol çiz dedi bana. Ben bir tane orta sahadan şut çizdim mesela götürdüğümde. Ha onu da attım. O golü de attım ama genç milli takımda attım orta sahadan vurarak. Tamam bu çok iyi ama dedi,
daha dedi senin yeteneklerini şey yapan bir gol çiz dedi. Ben de aynı bu Belçika'ya benzer golü çizdim. Evet, aynısını çizdim ve attım. Allah nasip etti bana. Oktay Derelioğlu'nun 1997 yılında Belçika ağlarına gönderdiği o gol, A milli takımımızın tarihindeki en güzel gollerden biri olarak nitelendirilir. Hadi Oktay! Hadi Oktay! Gol! Oktay! 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 Bir oyuncu oradan topu alıp ben şimdi gol atacağım diye gitmez. Ya zaten bu oyun çok elastikiyetli bir oyun yani. Çok farklı bir oyun. Yani istediğin taktiği, istediğin düzende sahaya çık, istediğin futbol donanımına sahip ol. Bazen yapmış olduğun doğrular karşına yanlış olarak çıkabilir. Bazen de tamamıyla yanlış olarak, ki benim oradan topu alıp gitmem tamamıyla yanlış futbol konjektöründe konuştuğumuz zaman. Yani oradan her pozisyonda alıp gidilir mi? Yanlış bir düşünce tarzıyla doğruyu bulduk. Bu kadar özet, basit. Gol atma yeteneğine sahip olmak kesinlikle kalp atışlarınla alakalıdır. Eğer kalp atışlarını en düşük seviyeye, yani klasik buz adam seviyesine getirebilirsen, bir de topa son vurmadan kaleciye ve ayaklarına özellikle bakabilirsen artısındır. Ben son vururken kalecinin hep ayaklarına ve ayaklarının dibine vurmaya çalışırdım. Ve bunu da Feyyaz abi bana çok fazlasıyla öğretmiştir, söylemiştir. Ya oraya bakacaksın ya da direğe nişan al. Direğe vurmaya nişan al. Ve ikisi de oldu. Amili takım formasıyla altyapılar dahil 82 maçta oynayan Derelioğlu 47 gol kaydetmiştir. Kulüp takımlarında ise özellikle Fenerbahçe sonrası mental açıdan futboldan uzaklaşmıştı. Son olarak 2007-2008 sezonunda Karagümrük'te forma giyen Derelioğlu futbolu bırakma kararı aldı. Valla şöyle, yaklaşık 31-32 yaşlarında bıraktım. İyi ki bırakmışım. Çünkü hemen akabinde antrenör eğitimine başvurdum. Hala da devam ediyor eğitimlerimiz. Ama ben şöyle zannediyordum. Ben de yöneten kısımda bir yer bulurum diye düşünüyorum. Ama bulamadım. Ve pişmanlık olarak da, futbolcu olarak döndüğümde, biraz önce anlattığım gibi, keşke psikolojimi toparlayacak ve bana yardım edecek, destek olacak biri olsaydı da, etkileneceğim biri olsaydı da dinlenseydim. Etrafımızda hep yarasalar vardı yani. Kariyerinde birçok değerli teknik direktörle çalışan Oktay Derelioğlu, Mustafa Denizli'nin hayatında önemli yer teşkil ettiğini söylüyor. Tabii günümüz antrenörü Fatih Hoca, Mustafa Hoca. Özellikle Mustafa Hoca'nın benim hayatımda çok önemli yeri vardır. Bana çok fazlasıyla inanan bir teknik direktördür. Fazlasıyla güvenen teknik direktördür. O güvenini de her zaman bana söylemiştir, aşılamıştır. Mustafa Hoca benim için profesyonel anlamda çok fazlasıyla yeri önemlidir. Yurt dışında teknik direktörlük yapan başarılı futbol adamı, bambaşka bir futbol ikliminde doğru bildiği yolu terk etmeden üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 2021 yılının Ağustos ayında işte böyle bir teklif geldi. Tabii Makedonya 2. Ligi, orada futbol yarı amatör, 2. lig özellikle, yarı amatör yarı profesyonel tarzında. Ama Makedonya futboluna baktığında fazlasıyla üst seviyede, çok iyi pozisyondalar. Yani o kadar zenginlikleri olmamalarına rağmen ve üreten ve devamlı yukarıya doğru bir ivme içindeler. Düşündüm ki değişik bir ortam, değişik bir tecrübe ve burada da karar almıştım.
alt liglerde çalışmama kararı almıştım. Çünkü 7-8 tane takım çalıştırdım ve kimsenin dikkatini çekmedik. Çünkü çekmek isteyenin çekersin. Çekemedik. İşin içinde farklı farklı boyutlar var. İşte kendi camiamız dediğimiz camialarda hiçbir şekilde bizi sokmadı. Sokmak istemedi. Dedim deneyeyim. Gideyim. Hiç olmazsa bize inananlar daha önce nasıl yaptım gibi, daha önceki takımlarımda nasıl olduğu gibi bize inanan bizi isteyenlerle birlikte oluruz. Beşinci haftaydı yanılmıyorsam takım, yani Gostivar takımının bir puanı vardı. Ve ondan önceki hafta da takımı izlemiştim. Ve takım güven vermiyordu. Yani bir an gittim geldim. Acaba mı dedim. Gireyim mi girmeyeyim mi diye dedim. Ama yapı olarak çok cesur bir yapım olduğu için benim için başarısızlık da bir başarı. Yani başarısızlıktan, başarısızlığı üstüne almaktan hiçbir zaman korkmam. Ve bahaneler hayatım boyunca üretmedim. Veya işte ne bileyim gittiğim takımlarda da işte kadrom yetersiz, işte bana oyuncu alın, oyuncum yok demedim. Ve ben dedim niye korkuyorum ya dedim. Yani ne zaten sen böylesin oğlum dedim. Yani sen zaten hangi takıma gittin ki kadro yaptın veya çok donanımların vardı, neyin vardı. Bu oyunu seviyor musun, sevmiyor musun? Çünkü futbolculuk döneminde anlattığım dönemde sevmediğim dönemlerde çalışmadım ve düştüm. Ve bırakmak zorunda kaldım. Yani bir 9-10 yıl en üst seviyede oynayıp ondan sonra düşmek de aslında bir kariyer için kötü bir pozisyon. Dedim ki sen zaten cesursun dedim. Ve şu anda seviyorsun bu oyunu dedim. Ve sevdiğin oyundasın dedim. Ve birileri duysa da duymasa da içimdeki ses duyuyor. Yeterli benim için dedim. Türkiye'de kalsam ne olacak dedim. Evde oturacağım. İşte televizyona çıkacağız zaman zaman. Yorumculuk yapacağız. İşte onu yapacağız, bunu yapacağız. Bu bana beni tatmin ediyor mu? Etmiyor. Ve gittik. Allah da yardım etti. Ve bir puanda 5. hafta aldığımız takımı 4. sırada 37 puanla tamamladık. Türkiye'deki futbol ortamında önünün kesildiğini düşünen Oktay Derelioğlu'nun hedefleri büyük. Makedonya sonrası Avrupa'da ülkemizi temsil etmeyi planlayan Derelioğlu, hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdürüyor. Bana o fırsat verilmedi Türkiye'de. Hiç verilmedi. Ve verilmeye çalışıldığı ortamda önümüz de kesildi. Bunları da biliyorum, çok iyi biliyorum. Ama bir gerçek var ki kim ne yaparsa hayatta hep kendine yapar. İyiliği de kötülüğü de. Zaman çok önemlidir. O zaman doğrultusunda gerekli itibarı, gerekli konuma geleceğime inanıyorum. Ha, bu Türkiye için konuşmuyorum bunu. Benim isteğim Makedonya'dan Avrupa'nın çeşitli takımlarına gitmek. İşte İngilizce yeterlilik seviyesinde ama perfect seviyesine çıkartmam. İşte Makedonya'da işte Makedonca, Arnavutça öğrenmek. Bulunduğum ortamda en iyi seviyeye çıkıp ülkemi Avrupa'da Fransa liginde, işte Almanya liginde veya başka ligde temsil etmek. Bunlar olabilirse, olmazsa da problem yok. Hiç problem yok. Yani hedef çizdim sadece. Hayatımın merkezinde kesinlikle bir dönem soğuduysam da ve uzaklaştıysam da içinde belki şunu da düşündüm bir dönem. Hiç daha futbolun içine hiç girmeyeyim diye düşündüm. Ama gözümü açtım ve sevdiğim şey futbol. Yani zaman geldi, yer geldi, ailenden yakın oldu ve futbol bana bütün imkanları açtı. Bugün eğer Oktay Derelioğlu'ysam
futbol sayesinde. Bugün işte yukarıda benimle resim çektirmek isteyen bir insan varsa, bir kişi bile varsa, bu of meşin yuvarlakta ve futbol benim hayatımın merkezinde. Türkiye'de olacak diye değil, dünyada nerede oluyorsam olayım, ister Makedonya'da, ister Kanada'da, ister Afrika'da, bu oyunu ben yaşatabilirim kendi adıma.